Bazen karanlığını bilmediğimiz dünyaları ışıltılı zannediyoruz. Pavyon da, konsomatris olmak da, alem de böyle yargıladığımız dünyalar arasında. Melis dedin ki ailemdense alemi tercih ederim. Her oturduğum masada ağlıyordum. O masalarda ağlayan, bir bakmışsın ki masalarda oynayan oldu. Kaçar gibi bir evlilik yaptığından bahsediyorsun. Birliktelik yaşamadım. Yaşamadığım için de şiddet gördüm. Mahkemede işte demişler ki kız değil. Kızlık raporuyla ben boşandım. Evlenmek istedim o insanla ama bu sefer de kayınbaba tecavüzü. Annem beni arıyor. Bundan sonra sana hayatı cehennem edeceğim. Benim alemi iten benim ailem oldu. Bugün görüşüyor musunuz annemle? Hiç görüşmüyorum. Ailemi seviyorum ne olursa olsun. Seviyorum ama evime gidemiyorum. Ailemin yanına gidemiyorum. Ben erkeklerden ailemde hiç zarar görmedim. Ailemin kadınlarından gördüm. Kater Sekstra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Melis var. Bir ismi Melis, bir ismi Saniye. Saniye, onun bu dünyaya geldiğinde ona verilen ismi, kimlikteki ismi. Belki çocukluğu. Melis, alem dediği pavyon dünyasının içinde aldığı isim. Bir baktığımızda büyüme hikayesini bilmediğimiz insanların bugünlerine yargılarımızı fırlatıyoruz. Dününe dokunamadığımız insanların bazen o ön yargılarla bugününü yıkmak istiyoruz. Bazen karanlığını bilmediğimiz dünyaları ışıltılı zannediyoruz. Pavyon da, konsomatris olmak da, alem de böyle yargıladığımız dünyalar arasında. Ama biz Melis'in kendi çocukluğundaki şiddeti biliyor muyuz? Hayır. Daha çocuk yaşta evlendirilirken aslında cenazem de dediği evliliğini biliyor muyuz? Hayır. Bugününe, bu yaşına nasıl geldiğini biliyor muyuz? Hayır. Anlayalım, yakından bakabilelim istediğimiz için de bu programı yapıyoruz hepimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Melis? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim ben de. Rahat mısın? Rahatım. Neden buradasın diye başlayayım. En çok neyi anlatmak için, neyin anlaşılması için geldin? Sadece kendimi ifade etmek için geldim. Tam öyle bir alan. İstediğin gibi de ifade et istiyorum aslında. İsmini Melis de dedim, Saniye de dedim. Sana sorsam, Saniye kim, Melis kim? Saniye benim, aslında hiç ismi, o ismi kullanmadım. Çünkü kullanmak istemedim. Ben çok küçük yaşta zaten babam askerdeymiş. Bu ismi benim dedem koymuş. Amcam gelin çocuğu da olmadığı için amcam Özlem ismini koymuş. Dedem de Saniye ismini koymuş ama ben hiç kullanmadım o ismi. Hep Özlem ismini kullandım. Çünkü çok dalga geçiyorlardı. Saniye ismiyle geçmiş olan çocukluğun ne hissettiriyor sana? Ben bayağı bir yoksul ailenin içinde büyüdüm. O yüzden hani bu Saniye ismini ben yakıştıramadım. Çevrem de yakıştırmadı bunu. Çoğu kez de tepki aldım zaten. Saniye ismini hiç de kullanmak istemedim. Peki Melis? Aslında Melis gerçek. Bana göre, benim hayatıma göre, yaşantıma göre bana Melis ismini arkadaşlarım koydu bir nevi. Hani böyle şey olur ya, senin ismin şu olsun, benim ismim bu olsun filan. O çok çocuksu bir dönemde Melis ismiyle ben arkadaş ortamında ilerleyen bir şey. Ailemde de Melis diye kaldı. Ailemde Melis diye kaldı. Evet. Aslında Saniye daha aileyi, evet. Melis de daha büyüdüğün hayatı ve alemi de temsil ediyor, evet, senin için. Melis dedin ki, gelmeden önce ailemdense alemi tercih ederim. Yani ailemde ben hiç özgür değildim. Hayatı yaşamadım, çok cahildim. Belki hani ailem böyle her şeyden korumak, kollamak istemiştir bir nevi ama ailemi hani bana yaptığı hatalar, yanlışları, bana böyle yaklaşımlarını çok yanlış buldum kendimce. Çünkü hani annem sanki ben kızı bir nevi evladı değil de kuması gibiydim. Babamın varlığıyla yokluğu birdi. Genelde annem bizi yöneltiyordu. Kendi parmağında oynatıyordu bir nevi. Ailemde de şöyle, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kimseye muhtaç değilim. Ailem olsa da olmasa da benim için hiçbir önemi yokmuş, onu anladım. Sen sanki varken yok olan bir ailenin yokluğunda da çok bir şey hissetmediğini söylüyorsun, evet, en temelde. Konuşalım. İlk çocukluk dediğimde nasıl bir kız çocuğu geliyor gözünün önüne? Böyle kara bir çocuk. Saçlarım böyle düz, esmer, kalın kaşlı.
Yani çirkin bir şeymişim. Ben genelde şey gördüm ya, çocukluğum boyunca benim hiç dostum, arkadaşım, çevrem olmadı. Çünkü beni ben değil de benim görünüşümle, duruşumla, kıyafetimle böyle yargıladılar hep. O yüzden bu benim içime kapanmamı sağladı. Bir çocuğu yaşamda bedeninden yargılayan insanların kendi içlerinde nasıl karanlıklar var merak ediyorum. Çünkü insanın bedeni hayat boyunca gelişir, değişir, dönüşür. Ama insanın ruhu karanlık olduğunda, hele ki bunu bir çocuğa yansıtabildiğinde, onun değişmesi çok kolay bir şey değil aslında. Sen bütün yargıları şöyle bir kaldırdığın zaman, o çocuğu, çocukluğunu seviyor musun? Evet. Saf ve temiz. Yani arada bir böyle oturdukça, düşündükçe keşke hep çocuk kalsaydım diyorum. Çünkü hani böyle temiz ve saf kalıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Çocukluğuma dönmeyi yine isterdim. Biraz anlayalım o dönmek istediğin ve belki değiştirmek istediğin çocukluğu. Sen nasıl bir evde, nasıl bir köyde, nasıl bir aileyle doğdun? Kırıkkale'de böyle bir küçük bir kasaba ya da köy. Öyle pek de köy değildi zaten. Tahtadan, kara beton derler. Öyle bir evde eşya falan hiçbir şey yoktu. Benim annem bana hamileyken babam askerdeymiş. Ne kendi ailesinden ne de babamın ailesinden hiçbir yardım almamış. Ve ben böyle çarşaftır, yorgandır, kötü yatı bir evin içinde büyüdüm. Yani perde bile yoktu. Perde çarşaftandı. Baban yok bir dönemde Aynen. hayatında. 1,5 yaşıma kadar Bir babam buçuk yok. yaşına kadar orada anneyle berabersiniz ve anne kendisinin ve sizin hayatınızı geçindirmeye çalışıyor Bir o dönemin nevi. içerisinde. Peki kaç kardeşsiniz? 4. Sen evin ablasısın aslında. Aynen. Tamam. Ve ilk çocuğusun aynı zamanda. Peki erken çocukluktaki anneyi biraz hatırlamanı isteyeceğim. Bir hayat mücadelesi var ve bu mücadelenin yanında nasıl bir anne seninle nasıl bir bağ kuruyor ya da nasıl bir ilişki kuruyor? Annem çok küçükmüş. Zaten 14 yaşında ne bekliyorsun? Zaten annem çocukken bir çocuğu olmuş bir nevi. Böyle aramızda bir diyalog yokmuş. Beni genel teyzem geliyormuş. Bir nevi o şey yapıyormuş, bana bakıyormuş. Annemin psikolojisini bozan şey hastalığı. Migren hastası. Çok sinirli bir yapısı var. Yani karşısında oturduğun zaman böyle yüzüne bakamazsın. Sert bir duruşu var. Kimseye muhtaç etmedi küçükken. Hiç kimseye. Çaldı, getirdi. Babasının evinden bir nevi beni doyurabilmek için yiyecek içecek çaldı. Sonra yaş büyüdü. Okula başladım. Annem böyle şeydi. Yani en ufak şeyde şiddet uygulayan bir kadın. Bir de migreninden dolayı devamlı böyle hastalanıyordu. Hiç iyi değildi. Evi temizlerdim, yapardım. 7 yaşında ben mutfağa girdim. Yemek yapıyordum. Yani 7 yaşındaki çocuktan ne bekliyorsun? Oyun çocuğu. Beni yani işi yaptığımda, temizlik yaptığımda beğendiremiyordum. Hiçbir şey beğenmiyordu. Sanki evladı değilim de o evin hizmetçisi miyim, temizlikçisi miyim, bakıcısı mıyım? Öyle biriydim. Ya çocukluğumu kısaca hiç yaşamadım. Annem yaşatmadı. Annen dünyaya bir çocuk getirmeye hazır değil duygusal olarak Evet. belli ki. Ve hayatında kaybettiği kontrolü de özellikle senin ev üzerinde ve senin üzerindeki kontrolle sağlamaya çalışıyor. Ah, o bedenler, o ruhlar zaten büyüyemeden anne oluyorlar ya. O yüzden de hayattaki tamamlanmamış şeyler bazen de öfke olarak çıkıyor. Öfkeyi ve şiddeti anlatıyorsun. Diğer taraftan da bir temizlik düzen takıntısı olan bir anneden Evet. bahsediyorsun. Nasıl? Kafa deliğine bile tıkayan bir annem var düşünün. Toz girmesin diye. Bizi dışarı çıkartmazdı, oyun oynayamazdık, toz toprak olacak üzerimiz. Böyle eskinin evlerinin camının ağzına bir beton olurdu kenarında böyle. Biz orada erkek kardeşimle otururduk, dışarıda oynayan çocuklara bakardık. Çünkü annem izin vermezdi çıkmamıza. Nasıl hissediyordun bir çocuk olarak? Yani bir çocuk olarak hiçbir şey hissetmiyordum ki. O evde yani varlığımla yokluğum, sanki ben o evden gitsem kimsenin umurunda değilmiş gibi küçükken. Bir kere denedim aslında, inşaatte saklanmıştım. Nasıl? Çünkü okulda demişler ki Saniye'nin annesi üvey, devamlı dayak yiyor.
Devamlı hani böyle evde bağırış çağırış. Ben de evimizin arkasında bir inşaat vardı. Orada saklanmıştım. Denedim yani kaçtım evden. Ama çocuksun işte, çocuk haklı. Yine dönüp geleceğin yer kendi evin yani. Peki Melis, annenin sevgisi nasıldı? Olur ya bazı anlar hatırlanabilir belki. O öfke perdesinin kalktığı, şefkat alabildiğin anlar oluyor muydu hiç? Hiç olmadı. Ben annemden hiç görmedim. Bugün görüşüyor musunuz annenle? Hiç görüşmüyorum. Aslında babama çok düşkünüm ama annemle hiç görüşmüyorum. Çünkü konuşamıyoruz biz annemle. Ailemi seviyorum ne olursa olsun seviyorum ama biz konuşamıyoruz. Hep şey var onlarda, şu düşünce var. El ne der, el ne der. Hani hiç evladım ne ister, neyi sever, neyi düşünür. Hiçbir zaman söylemediler. Yani benim düşüncemi hiç merak etmediler. Hep el. El ne der, el ne ister, el ne tepki verir. Hep bu düşünce var. Bugün de seninle görüşmemelerinin nedeni el ne der aslında. Aslında gitmek çok istedim bu hayatı bırakıp ailemin yanına. Ama yani bizim öyle bir ailemiz, sülalemiz var ki. İnsan evine gelmesi sanki cehenneme düşmesi gibi. Evime gidemiyorum. Ailem yanına gidemiyorum. O laftan, o sözden yani yıldım. Dedin ki bana, ben bir gecekonduda doğdum, büyüdüm. Ve elimde olsa o gecekondudan hiç çıkmak istemezdim. Evet. Belli ki var olandan bahsetmiyorsun. Değiştirmek istediğin bir ortamdan bahsediyorsun. Bugün kendi çocukluğuna tekrar gidebilsen gerçekten, o evde neyi değiştirirdin? O evde neyi değiştirirdim? Ailemi. Yani ben şey değilim, parayı seven ya da varlığı seven biri değilim. Bu hayatta hep şey istedim, huzur, mutluluk, sağlık, bir de çocuk istedim. Çünkü annemin bana veremediği o şeyi ben evlatlarıma vermek istedim. Ama ben o hissi bile yaşayamadım. Çocuklarım var. Var, iki tane oğlum var. Bazen yaralar kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor ya Melis. Evet. Bize verilmeyeni değiştirmek istiyoruz ama vermeyi öğrenemediğimiz ya da kendimize de öğretemediğimiz için bazen aktarabiliyoruz oraları. Konuşalım buraları birlikte. Bu çocuklukta baba nerede senin çocukluğunda? Babamda şey vardı, para hırsı, iş hırsı. Çünkü kardeşleri kendilerine düşman etti. Babamda da bu hırs başladı. Babamın kardeşleri bile babama düşman. Hiçbir zaman iyi olmasını istemedi. Babam evladını, eşini unuttu. Yani bir karısı olduğunu bile unuttu. Bir an önce paramı kazanayım. İşim olsun, gücüm olsun. Parayı bulayım derdine düştü. O yüzden ben babamla oturup konuşamıyordum bile. Çünkü görmüyordu ki babamızın yüzünü. O gün yakındayken görmüyordun. Bugün uzaklıkla görmüyorsun. Evet. Ama üstüne basa basa diyorsun ki ben babama düşkünüm. Evet. Babadır tabii ki ama sen kendi düşkünlüğünü nasıl tanımlarsın ona? Bende bir baba özlemi var, o da koku. Belki herkesin tiksineceği bir koku ama benim için güzel. Ben babamın ter kokusuyla uyurdum. Hala da o kokusunu arıyorum. Kaza var bende. Hala o kokusuyla yatarım. Yani babamı görmediğim için hep bir kokusuyla yatma gereği duydum. Yanımda hiç olmadığı için onun tek bir kazağıdır, tişörtüdür. Çünkü o ter kokusu herkesin tiksindi. Bana her şey bedeldi. En tanıdık, en yakın bulduğun, aynı zamanda en çok özlediğin gibi. Evet. Hep üstüne basarak söylüyoruz. Biyolojik olarak çocuk sahibi olabiliriz bu hayatın içerisinde ama kendi yanlış öğrenmelerimizi değiştirmeden, kendi tamamlanmamış işlerimizi tamamlamadan, kendi yaralarımızı sarmadan, hayat hırsları ile ilgili, geçmişteki acılarla ilgili, bunları belki hayatın içerisinde tamir etmeden bir çocuk sahibi olmaya hazır değiliz aslında. Çoğumuz böyle yerlerden geçerek büyüdük. Kendi anne babamızın miras bırakılan yaralı anılarının ürünü olarak büyüyoruz.
Ve hayat boyunca buraları bazen bir acıyla, bazen bir boşlukla, bazen bir öfkeyle, bazen bir özlemle tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sadece Melis'in hikayesi değil. Bu sadece senin hikayen değil, başka başka yerlerden hepimizin hikayesi aslında. Hep bir yalnızlık tanımlamışsın Melis. Ekiple görüşürken, benle konuşurken de öyle. Çocuklukta, ergenlikte. Bir çocuk böyle bir yalnızlıkla ne yapar? Sen ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Kendi ayaklarımın üzerinde içime kapanık bir çocuk olarak devam ettim. Arkadaş çevrem yoktu, kimsem yoktu. Bunu aslında beni böyle yapan anne. Hani babamdan bahsetmiyorum. Çünkü babam bende bir acı. Annemden çok bahsediyorum. Annem bende daha fazla bir acı. Annemde görmediğim bir annelik var. Babamda da özlemim var. Hani babam bende çok farklı. Hani onda bir öyle bir sabır var ki belki şu an desem ki her şeyi sildim geleyim. Bana kapısını açar her şeye rağmen. Ama ben o laftan sözden bıktığım için gitmiyorum. İnsanların söyleyeceklerinden. Evet. İçten bir yerden biliyorsun ki babanın o kapısı sana aralık. Evet. Aslında. Onunla hiç konuşmuyor musunuz? Babam konuşmuyor çünkü erkek kardeşim bana düşman olduğu için. Erkek kardeşim tehdit etmiş. Eğer o gelirse ben giderim diye tek oğlan. O yüzden beni silip erkek kardeşimi tercih ettiler. Kaçar gibi bir evlilik yaptığından bahsediyorsun. Kaç yaşındaydın? 15, 16'ma girmiştim. Biz evlilik diyoruz ama aslında çocuksun. Evet. Neydi evlenirken düşüncen, hayalin? Gerçekten sevdin mi? Bir çocuksun aslında. Çocuğun sevgisinin de büyümesi lazım ki yetişkinleşsin. Yoksa kaçtın mı o evden? Sen nasıl evlendin? Ben annemin amcasının oğlu tarafından hani tacize uğradım. Tacize uğrayınca bende psikoloji bozukluğu oldu. Ailemin yani çevremden, herkesten böyle yani küçük yaştayken bile benim sülalem bana çok farklı bakıyordu. Yani dul olsam bile değil yani kızken bile bana farklı yaklaşıyorlardı. O yüzden hani ben evlenmeyi düşündüm, bir nevi düşünüyorum ama sanki kendimi öyle bir çukura atıyorum. Bir yandan istiyorum evlenmeyi, bir yandan istemiyorum. Evlendim, düğün falan oldu, gittim ama sevmedim biriyle bir evlilik yaptım. Birliktelik yaşamadım. Yaşamadığım için de şiddet gördüm. Çocuğum, yani ne anlarsın ki? Çok şiddet gördüm. Bu sefer ailemi aramışlar, kızımız işte gerdek gecesi falan olmuyor. Kız değil mi? Annem beni arıyor, eğer o olmasa senin annen de yok, baban da yok. Adımızı lekeleme diye. Ben yapamadım. Yani yürütemedim. Söyledim kendisine de eşimin. Dedim ben yapmak istemiyorum, ayrılmak istiyorum deyince çıldırdı. Ben istemiyorum, seni de bırakmayacağım. Gerekirse bu evde esir yaşayacaksın ama gitmeyeceksin bir yere dedi. Ben de o zaman bu televizyon programının altlarında şey geçiyordu, numaralar. Oraya numaramı verdim. Aldattı, ihanet etti, beni bıraksın desin diye. Telefonu bıraktım, mutfağa gittim. Sonra çağırdı, bunlar ne filan dedi, gördü. Dedim, bilmiyorum. Yani anlamadan, dinlemeden zaten istemiştim ben, aldattı, bana ihanet etti diye boşansın benden dedim. Ama o boşanmadı, yine boşamadı. Şiddet, evet yani o akşam 6'dan sabah 8'ine kadar beni dövdü. Hem taciz, yani hem tecavüz eder gibi dövdü yani, hem tecavüz etti hem dövdü. Birileri bunları duydu elbet. Birileri bunları bildi elbet. En temelde zaten ailen orada. Bedensel olarak cinselliğe hazır değilsin. Evet. Duygusal olarak bunu hazır hissetmiyorsun. Çocuksun. Ve duyanlar susuyor. Bilenler yokmuş gibi davranıyor. Bir de özellikle bir genç kızın, bir kız çocuğunun ya da bir kadının hayatındaki en büyük yaftalardan birinden bahsediyorsun. Birileri sende yaralar açıyor. Yarayı açana hiçbir şey yapılmıyor. Cezasını da çekmiyor.
Ama bu yaranın sahibi olan kişi tacizden sonra, şiddetten sonra, bahsettiğin aile içi diye tanımlanan bile tecavüzden sonra sen kirletiliyorsun diğerleri tarafından. Evet. Sen yaftalanıyorsun. Oysa ki bu senin kirin değil. Bu senin suçun da değil. En temele baktığımızda. Nasıl bitti bu evlilik? 2 gün bana evin içinde şiddet uyguladı. Kapıyı üzerimden kilitledi gitti. Hep sonra Allah'ın işinden bilmiyorum ama anahtarı evde unuttu. Sincan Fatih'e gelin gelmiştim. Hiçbir yeri bilmiyorum, iz bilmiyorum yani. Kuyumcuya gittim, küpemi bozdurdum. Kaçtım o evden. Ama her tarafım morluk içinde. Gözüm mosmor, dudaklarım patlamış, her yerim şiş. Orada bir teyzeye söyledim. Teyze dedi ki şu numaralı otobüse bineceksin. Bindim, Ayşe'de ineceğim dedim. Ayşe, bilmiyorum tabii Ayşe'yi falan. Beni Kızılay Meydan'da indirdi. Herkes bana böyle bir tuhaf bakıyor falan. Bir taksiye bindim, bir tane amca vardı. Benden bilet parası bile almadı. Bıraktı, otobüs biletimi aldı. Ben Kırıkkale'ye gittim. Ama ailemin yanına gitmedim. Babaannemin yanına gittim. İşte demişler arkamdan, bir kırmızı bere takmışım, mini etek giymişim. Açık saçık giyinmişim, beyaz bir BMW'ye binip gitmişim. Arkamdan böyle iftira atmışlar. Halbuki ağzım gözüm mosmor, elimde bir çantamla çıktım o evden. Babaannem annemi babamı arıyor, senin kızın kaçmış kocasının evinden. Aldatmış, erkeklerle birlikte olmuş. Bunu diyen babaannem. Babam geldi, beni oradan aldı. Benim babam çok sabırlı bir insan. Yani buna rağmen başka bir baba olsa döver. Benim babam geldi, beni aldı oradan, eve götürdü ve 2 gün benimle konuşmadı. Sonra düşmanlığı bile olmadı babamın bana. Annem değişti. Yani annemin değişmesi için benim bunları yaşamam gerekiyormuş. Ama kısa bir dönem değişti. O da psikolojim bozulmasın diye. Sonra o geldi, bu geldi. Dünyanın lafını söylediler. Sabah da boşanma mahkemem var. Mahkemede işte demişler ki kız değil. Orada bile lekelediler. Gittik hastaneye, bu damga falan vuruyorlar. Onun anlamını bile bilmiyordum ama kötüymüş. O kızlık raporunu alabilmem için. Kızlık raporuyla ben boşandım mahkemede. İlk cersede bitti. O kadar çok toplumsal utancımız var ki. O kadar çok riyakar bir sistem var ki namus üzerinden. O damgalamayı anlattığın yerde öyle. Sen çocuklarını da dünyaya getirdiğin ikinci evliliğini ne zaman yaptın? Ayrıldıktan 2 yıl sonra. Peki orada arada aileyle mi geçirdin o 2 yılı? Evet. Peki Melis, sonraki zamanda bu evlilikte sevdiğin biriyle mi evlendin? Sevdiğim biriyle değil. Bu sefer hani sevgi değil de saygı vardı. Yani aşık olduğum biri değildi. Bana vermiş olduğu bir ilgi vardı. Yani annemden babamdan görmediğim ilgiyi ben o insandan görmüştüm. Babam evlenmemi istemedi o insanla, annem de. Ama benim evlenmem gerekiyordu. Ben o 2 yıl boyunca çalıştım. İşe girdim. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya tesettürlüydüm. Böyle asıl mesleğim aşçıyım. Hem de şey yapıyordum, tezgahtarlık. Çalışıyordum. Sonra bir baktım benim kuzenlerim, dayı çocuklarım, akrabalarım, benim öpöz amcam, dayım bana farklı yaklaştı. Bu sefer dul olduğum için. Yani buna ne denilir bilmiyorum. Beni ailem itti evliliğe. Bu sefer de herkes, yani bütün sülalem itti bir pisliğin içine. Bu insan da nedir? Ya da bizim toplumu bozuldu, insanlarımız mı bozuldu? Anlamıyorum. Evlenmek istedim o insanla. Ama bu sefer de kayınbaba tecavüzü, tacizi. Bu kişinin babası. Daha düğünüm falan olmadı. İmam nikahımız olmuştu. Öpöz oğlu, yani hani üvey değil, bir şey değil. Öpöz oğlu. Bu sefer de babası bana tam 7 yıl boyunca tacizde bulundu. Hamileydim. Ailem düğünüme gelmedi, evlendim diye o insanla.
Çünkü ben evlenmeyi onunla kendi sülalem yüzünden, yani kendi çevrem yüzünden istedim. Kendimi çok suç arıyorum hani. Aynanın karşısına geçiyorum, bende ne var? Yani neden kimse benimle dost, arkadaş olamıyor? Hep bir beni elde etme derdinde. Hep birlikte olma derdinde. Kardeş dediklerim farklı yaklaşıyor, abi dediklerim farklı yaklaşıyor. Amca dayı dediklerim bile farklı yaklaşıyor. Kendimi çok sorguladım aynanın karşısında, çünkü biriyle konuşamıyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Kendimle konuşuyorum. Yani niye sen? Neden sen? Bazen cevaplar tabii ki kendimize dönelim soralım ama kendi içimizde değil. Alıp o aynayı bazen dünya kadar iki yüzlülüğün yaşandığı çevrelerimize de çevirmemiz gerekiyor ya. Biz genel olarak dünya kadar olumlu kültürel özelliğimizin yanında, işleyen ve birliğe dayanışmaya vurgu yapan bunca geleneğimizin yanında bazı çarpıklıkları da getiriyoruz. Maalesef konuşmamız lazım bunları. Mahallelerde, sokaklarda, şehirlerde, meydanlarda, kürsülerde, kahvelerde bu kadar namus satan insanlar bazen kendi evlerinin kapılarının ardında olan ya da yan komşuda duydukları ya da kendi ailelerin içerisindeki bir çocuğun, bir kadının, bir insanın hayatı karartılırken göz yumup sessiz kalabiliyorlar. Bazen başkasına sattığımız onur, vicdan, ahlak, namus kendi içimizde aradığımızda bulamadığımız yer oluyor. O yüzden de bazı soruların cevapları neden benim kendine vereceğin cevabında değil. Bu kişi, evlendiğin kişinin babası. İlk günden 7 yıl boyunca diye anlatıyorsun. Evet. Bununla ne yaptın Melis? Söyledin mi eşine, söyledim, insanlara? Ne oldu? İspatladım, video çektim, mesaj, her şeyi. Ama eşimde şu vardı. Bir ay küsüyordu çünkü biz çok hani maddi durumumuz iyi olmadığı için parasıyla kandırıyordu oğlunu. Parayla bildiğin oğlunu elinde oynatıyordu. Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşadık. Sonra ben bunları ispatladıktan sonra babasıyla birbirine girdi. Bıçak falan işte bayağı bir tartıştılar. Evi ayırdık ama en fazla bir ay küsüyorlardı. Yine o insan evimi alıyordu. O insan bir hafta iyiydi, sonra yine beni yakaladığı yerde dokunmaya, öpmeye çalışıyordu. Hamileydim. O zaman köy yerinde oturduğum için lavabolar dışarıda. Bende şey vardır, bir huy vardır. Kapalıyım, tesettürlü olduğum için lavabodan çıkınca bacağıma su tutarım. Dışarıda çeşme vardı, ben orada su tutuyordum bacağıma. Bu da çıkmış dışarı, beni izliyor babası. Mutfağa girdim. Su içecektim. Arkamdan geldi. Bana sarılmayı, öpmeye çalıştı. Ben de bağırdım. O zaman görümceleri falan hepsi, herkes evde. Herkes her şeyi biliyordu ama yediremiyordu kendilerine. Özellikle kayınvalidem. Kayınvalidem çok iyi bir insandı. Beni gelini değil de öpöz kızı. Görümcelerim de öyle. Bacıları gibi görüyorlardı. Belki benim öpöz bacım bile öyle değildir. Ama inandıramadım. Kimseye inandıramadım. Hep ben kötü oldum. İşte oranı buranı açıyorsun, gösteriyorsun. Ya neremi açıyorum, neremi gösteriyorum ve yaşlı başlı adam, ben ona nasıl yoldan çıkardım? Ben istemişim bunu. Bana atıldı bu iftira. Yoldan sen çıkardın diyorlar bana. Yoldan çıkarmasan o sana bunu yapmaz. En temel riyakarlıklardan biri de bu ya aslında. Yani tesettürlü ya da değil. İstediğin renkte, istediğin şekilde, istediğin ölçülerde nasıl istiyorsan ya da kendi değerlerin nasılsa ona göre giyinebilirsiniz. Taciz edenin değil de taciz edilenin suçlandığı herhalde en büyük riyakar sistem bu baktığımızda. Melis, sen o evlilik devam ederken anne oldun. Evet. İki oğlun oldu. Kaç yaşındalar şimdi? Büyük oğlum 9 yaşında, onunla girdi. Küçük oğlum da 7 yaşında. Orada anne olmayı yaşadın sen bir taraftan da o düzenin içerisinde. Nasıldı anneliğin hissi sende? Hani şey vardır ya, yemem yediririm, giymem giydiririm kelimesi vardır. Bu bende gerçekti. Benim annem benim çocuklarımı bile evine almazdı. Beni gördüğü zaman böyle perdeleri çekerlerdi, kapılarını kapatırlardı.
gelmesin diye. Benim büyük oğlan hiperaktifti, durmuyordu. Ve bu sefer sınavım benim büyük oğlanla oldu. Hem büyük oğluma bir sınavım vardı, hem de kayın babamla bir sınavım vardı. Küçük yaşta bunun ikisini ben kaldıramadım. Belki daha da kötü bir anne oldum. Psikolojim çok bozuldu. Her gün dayak yemekten. Görüyor musun şu an çocuklarını? Yok. Ne kadardır görmüyorsun? Pandemide gördüm en son, para karşılığında. O ne demek? Çocuklarım bana parayla gösteriyor. Para verirsem gösteriyor. Eski yaşın. Belki duyulur sesimiz diye söylüyorum. Her nerede olursa olsun, hayatı nasıl olursa olsun, bunu yaftalardan, etiketlerden bağımsız söylüyorum. Çocuğun büyürken anneyle temasa ihtiyacı var. Velayet vesaire hukukun işi. Oralara karışmam. Ama öyle ya da böyle, az ya da çok, hayat koşulları neyse, daha temel temasın aşamalarındalar çocuklar daha baktığımızda. Bu evlilik nasıl bitti? Sen oradan nasıl gittin? Eve alışveriş yapmak için çıktım. 30 lira için evliliği bitirdim. 30 lira için, yani 30 lira harcama yaptım diye o gün beni dövdü. Ve artık dayanamadım, annemi aradım. Dedim yeter artık. Bir 30 lira için bile dayak yiyorsan ben neyim dedim. Artık çocuk bile bir yerde kalıyor. İnsan bıkıyor kendi, yani bitmişim. Eriyorum yani, gün geçtikçe zayıflıyorum. Tamam dedi annem, çık dedi, gel dedi. Çocuklarımı da alayım dedim. Babası ne ki, çocukları ne olsun dedi. Çocuklarımı kabul etmedi. Ben de çocuklarımı kabul etmeyince o zaman beni de kabul etme dedim. Çıktım Ankara'ya, teyzemin yanına geldim. Teyzemle yaşamaya başladım. Bir ay sonra işe girdim yine. Çalıştım. Bu sefer de teyzemin çocukları, işte dedim ya, kuzenlerim bana farklı. Herkes, yani bütün çevrem bana çok farklı bakıyor. İki tane kuzenim benim için birbirine girdi. Konu çok saçma. Teyzemle ben tartıştım. Nasıl söyleyeyim, evi toplamadım diye. Yorgun gelmişim işten. Direkt uyumuşum, halsiz kalmışım. Evi toplamadım diye ben teyzemle tartıştım. Teyzeme biraz sesim yükseldi. Dedim ki hani bir aydır evin pisliğini temizliyorum. Ağzımı açıp bir şey dedim mi? Demedim. Ya bir gün temizlemedim diye ben bu kadar mı kötü bir insan oldum? Ve büyük kuzenim beni savundu. Küçük kuzenim de annesini savundu. Evin içinde birbirlerini öldürme derecesine geldi. Bıçaklar ellerinde, bardak şu bu. Birbirlerini öldürüyorlar. Teyzemi aradım. Teyze dedim hani yetiş. Çocuklar birbirini öldürüyor. Geldi ve teyzem bana ne dese? Orası mı dedi, iki tane kardeşi birbirine mi taktın buraya? Onları hani birbirine düşman etmeye mi geldin dedi. O sırada ben artık hani anladım ki teyzemle de yapamayacağım. Küçük bir ev tuttum kendime. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim. Yapamadım. Yalnız da yapamadım bu sefer. Çünkü hani geç saatte çıkıyordum işten. Sabah da çok erken gidiyordum. Anneme dedim ki hani erkek kardeşim yanıma gelsin, sınavlara benim yanımda hazırlansın falan. Geldi yanıma. Ben çok erken çıkıp geç geldiğim için annemi aramış. Senin kızın ne iş yapıyor da bu saatte gidip koluna bileklik, ayağına halhal takıyor, ne iş yapıyor diyerek, vurgulayarak. Annem beni arıyor, sen oraya ne bileyim ne yapmaya mı gittin? Yani sen ne için gittin oraya? Bunu bana sorgulayamazsın, soramazsın. Sen benim ne halde olduğumu kendin gördün. Sen bana kapını açtın mı şimdi gelmişsin bana? Sen ne için gittin, ne yapmaya gittin oraya diye soru sorabiliyorsun. Önce erkek kardeşim lekeledi. Sonra bir tane arkadaş edindim. Ama tanımıyordum öyle çalıştığım yerde. Bu bana hani farklı yaklaştı. Farklı bir duygularla. Ben karşılığını vermedim diye o gün de doğum günüm, eğlenme yerine gidiyoruz. Ben club, pavyon, oraları bilmiyorum. Hiç hayatımda gitmedim. Alkol ne bilmiyorum ki, sigara bile kullanmıyorum kendim.
Eğlence yeri diye gittiğimiz yer madem bir pavyonmuş. Alkol almadım, Red Bull içtim, eğlendik ettik. Benim videomu çekiyor. Benim o hani eğlence yeri sandığım yer. Bunu eski eşime gönderiyor. Eski eşim de babama gönderiyor. Sonra sabah bir uyanıyorum. Sen pavyonlara mı düştün? Sen mekanlara mı düştün? Sen işte bedenini mi satıyorsun? Bu laflarla uyandım bir sabah. Annem beni arıyor. Bundan sonra sana hayatı cehennem edeceğim. Seni bir göz odaya kilitleyeceğim. Sana hayatı cehennem edeceğim. Annem de şu hiç yoktu. Bir sor, bir sorgula, bir araştır. Eline gelen bir resimle, bir mesajla sen evladına nasıl böyle bir tehdit? Benim aleme başlama, yani alemi iten benim ailem oldu. Aslında bir evde yaşıyorsun sen. Evet. Ama sonra bu olaylardan sonra sokakta kaldığın bir dönem evet. var. Ne oldu orada o geçişte? Ben evi her şeyi bıraktım, ayrıldım o evden. Annem bu tehdidi yaptıktan sonra Kızılay'da o parkta 3 gece yattım. Ve sonra o gece o doğum gününe gidip tehdit edildiğin pavyona gidiyorsun. Evet. O yolda bir kal isteyeceğim. Hani oraya giderken ne geçiyor aklından? Ne yapmak var aklında? Ne yapacağım, nereye gideceğim? Korku var, bilmiyorsun hiçbir yeri. Ne yapacağını da bilmiyorsun. Sadece 3 gün orada yattım, düşündüm. Sonra şey bu Facebook işte oradan bir tane şef bana yazdı. Dedi işte dün bizim mekandaydın. Bizimle çalışmak ister misin diye. Ama ben hayır cevabını verdim. Sonra işte orada otururken bir tane adam geldi yanıma. Dedi ki sen dedi 3 gündür buradasın. Galiba açsın sussun. Ya gidecek yerin yok. Para karşılığında bana otele gitme muhabbeti yaptı. Sonra ben korktum iyice. Çünkü bilmiyorum ki Ankara'yı bilmiyorum. İnsanları bilmiyorum. Sonra ben o hayır cevabını evet olarak verdim. Gittim aileme. İlk girişim. Kapıdan girdim böyle. Karşılıyorlar böyle hani yenisin ya. Aileme bir düştün yani. Bir tane aileme düştü. Yeni biri düştü. Gittim kapıdan girdim. Bir tane şef karşıladı beni. Dedi ki, hoş geldin, hoş bulduk. Odaya çekti. Fiyat anlaştık. Kalacak yerimi ayarladı. Kendimde orada hani şu düşünce vardı bir süre. Çünkü hani bir aylık maaşla ne yapabileceksin? Ev, bir ay bekleyeceksin, nerede yatacaksın? Nerede kalkacaksın? Kime güveneceksin? Dedim ki, bu kadar çalış, paranı biriktir, evini tut, yine normal işine devam et. Ama öyle olmadı. O dünyayı bilmeyen birisin. Evet. Korkuların da var bir taraftan. Güvensizliklerin de var belli ki. Yaraların da var aslında evet. Öncesinden. İlk kez o akşam o mekanda, o ışıkların altında, o masalarda birinin yanına giderken ya da birilerinin... Nasıl hissediyordun kendini? Hep ağlıyordum. Yani her oturduğum masada ağlıyordum. Alkol... kullanmıyordum. Alkolün tadını bilmiyordum çünkü. Sonra yavaş yavaş kana girdi. O masalarda ağlayan, sonradan bir bakmışsın ki masalarda oynayan oldu. Bir de bunun gündüzleri var. Hani böyle gecelerin sabahı ya da günü, gündüzü nasıldı senin için? Ben hiç gündüzü görmüyorum. Gece, tekrar gece. Hatta şey derim, yarası hayatı. Bizde bu. Kaç yıldır konsomatris olarak devam ediyorsun? 7 yıldır. Özellikle o ilk günlerdeki Melis oradaki ve bugünkü halini nasıl karşılaştırırsın? İlk gündeki Melis saf, bayağı bir saf, herkese kanan. Ben erkeklerden ailemde hiç zarar görmedim. Ailemin kadınlarından gördüm. Müşteriyi nasıl görüyorlarsa ailemdeki arkadaş, yani kız arkadaşlarını da öyle görüyorlar. Ben bir tane kişiyle arkadaşlık kurdum ailemde. O insan bana yanlış yaparak yanlışları öğretti. İnsanları, ailemi, her şeyi bana öğretti. Çok çabuk öğrendim o hayatı.
şöyle bir şey vardı bende. Sen buraya kendini kaptırmayacaksın. Sen burada değilsin. Bu düşünce hep bende vardır. Senin iki tane oğlun var. Kendini buraya kaptırma. Bana mekanda çalıştığımda şey derler. Sanki burada çalışan değil de buranın yöneticisisin. Ben kendimi hiçbir zaman ailem kadın olarak göstermedim. Senin o dünyanın içerisinde bir kendini koruma Evet. mekanizman var. Bu anlattığından da onu Evet. anlıyorum. Peki senin baktığın dünyadan, aslında senin başka bir dünyan var, o belli. O dünyanın içine girdiğin anda hem yaşadıkların hem gördüklerinle. Pavyon nasıl bir yer? Ne oluyor orada, o masalarda? Pavyon güzel para kazandığın, hayatını kurabileceğin, çok kolay kurabileceğin bir yer. Ama bizim orada tabii çalışan arkadaşlarımız şöyle aklını kullanmayan, yanlış insanlarla yanlış bir yerde tanışıp paralarını bile yediren bir bayan arkadaşlarımız var. Sonra madde kullanıp kendini bitiren arkadaşlarımız var. Ben bunları göre göre kendimi o alemde yetiştirdim. Yani arkadaş çevrem şeydi. Hep bir madde kullanan, şeflerle birlikte olan, müdürle, patronla birliktelik yaşayan, kendini bitiren bir çevrem vardı. Ben onları tanıyarak kendimi orada güçlendirdim. Hep bana şey gelir, yorum gelir. Sen bu hayatın içinde nasıl güçlü durabiliyorsun? Çok güçlü bir kadınsın. Ben güçlü olmazsam, bir anda yıkılırsam kendimi kaybederim. Sen sadece o dünyanın bir parçası olmamak için değil, hayatta kalmak için de Evet. güçlü olmak için uğraşıyorsun Evet. temelde. Ne istiyor oraya gelen erkekler, insanlar? Oradaki bir konsomatristen, bu alem dünyasında neyi karşılıyorlar? Aslında bunlar da kadınların elinde olan bir şey. Müşteriyi nasıl yöneltirsen öyle gider. Müşteri senden fazla bir şey istemiyor. Bana şunu yap, bana bunu yap demiyor. Ama bunu bizim kadınlarımız yapıyor. Nasıl alıştırırsa öyle devam ediyor. Bu genel evleri kapandıktan sonra düşen bayanlar müşteriye şey olarak alıştırdı. Birliktelik. Şimdi müşterilerin tek düşüncesi birliktelik kurmadan para kazandırmayalım. Ama ben bunu hiç yaşamadım. Yapmadım. O gün ne aldıysam şükrettim ama bunu yapmadım. Yapma gereği de duymadım. Yapan var mı? Evet. Bu da şey, doyumsuz. Maddi olarak bu Aynen. doyumsuzluktan bahsediyorsun. Peki ne oluyor o masada? Müşteri geliyor, beğeniyor işte bayanı, herhangi bir bayanı. Oturuyoruz masaya. Sana soruyor ne içmek istiyorsun? İşte şişe açıyor ya da ne bileyim bardak söylüyor. O müşteriye kalmış bir şey. Sonra bakıyorsun masaya. Güzel masa ilerleyebilir. Yani bu masa ilerletebilirsin diyorsun, kendince düşünüyorsun. Bir de müşteriye bakıyorsun. Artık insan, hani müşteriler öyle şey olmuş ki öğrenmiş artık. Biz müşteriyi değil de müşteriler bizi kullanıyor masada. Dalga geçer gibi. Beni kaldırıyor, onu oturtturuyor. Beni kaldırıyor, onu oturtturuyor. Böyle bir masa böyle dönüyor. Müşterinin ne derse onu, o oluyor. Bir de hani böyle paralarıyla ezmeler, bizi küçük görmeleri var. Yani müşterisinden müşterisine de değişiyor. Kimi oluyor böyle hani sohbet, muhabbet sabaha kadar oturtturuyor. Kimi de oluyor, dalgaya alıyor. Onu oturtturuyor, onu kaldırıyor. İster şaşırtırıyor, ister döküyor. Öyle dalga geçer gibi. Senden bir beklentisi olan zaten bunu dile getiriyor. Hani sabah benle çıkacak mısın? Çorbacıya gidelim mi? Bu da kadınların elinde olan bir şey. Ama bizde şey var, gidelim. Halbuki yok. Bu yalanı söylemezsek o masa ilerlemeyecek. Erkeklerin oraya hani gelip hep bir beklentisi zaten var. Ama giden de var. Bayanların yarısından çoğu gidiyor. Para karşılığında anlaşıp. Melis, sen o masada gülerken ya da işte o sahnenin orada dans ederken Evet. ya da ne bileyim gerçekten işte o neşenle beraber orada gözükürken duygu olarak gerçek misin? Gerçi. Bunu yaşıyor musun orada? Seviyorum. Nasıl seviyorum? Ben dedi, hani başta söylediğimi kendimi bilen bir kadınım. Ama alkol almadan ben o olamıyorum. Ben severek yapıyorum bu işi. Bu benim elimde olan bir şey. Ben kendimi rezil de edebilirim, vezir de edebilirim.
orada güçlü durabiliyorsam, insanlara karşı kendimi savunabiliyorsam ben o işi yaparım. Bu savunabilme kısmında da bir kalacağım. Alkolün olduğu bir dünya, evet. Bazen maddenin olduğu bir dünya anlatıyorsun. Çalışanında da, müşterisinde de belki. Evet. Bazen insanlar kendi içindeki yumruklarını dışarı çıkartabiliyorlar. Hayatlarındaki elde edemedikleri gücü oralarda kullanmak isteyebiliyorlar. O yüzden güvenliği soracağım. Şiddet girişimleri ya da böyle durumlarda nasıl koruyorsunuz kendinizi? Patron sağlıyor. Eğer böyle bir durum varsa zaten patron gereken önlemi alıyor. O insanla şikayetçi olunuyor zaten. Ama mekan bunu sağlıyor. Bayanı da, müşteriyi de, haklıyı da, haksız da mekan sağlıyor. Demiştik ya hani senin sözün ailemdense alemi tercih ederim, evet, diye. İki karanlığın kıyaslanması gibi aslında, evet, böyle anlatınca ama. Ailende olmayan ne var alemde? Mutluluk, huzur, insanlardan ya da çevremden gördüğüm bir saygı. Melis Hanım, abla, bu iki kelime. Kendi ayaklarımın üzerinde durup kendi çevremi oluşturabildim bu hayatta. Bunları ben ailemde görmedim. Melis, sen hiç aşık oldun mu? Oldum. Hani bunca belki güçlü durmak zorunda olduğun, rol oynamak zorunda olduğun dünyanın dışında aşk daha gerçek bir şeydir ya. Gerçekten, evet, yaşanabiliyorsa. Bilmiyorum hala hayatında mı konuştuğumuz kişi ama. O nasıl hissettirdi sana? Bunca sanal ilginin, gösterilmek zorunda olan ilginin, bir başkasını hoş tutma zorunluluğunun dışında samimiyetle, gerçeklikle biriyle duygusal bağ kurmanın senin için farkı ve hissi neydi? Ben hayatımda ilk defa aşık oldum. Yani bir kere çocukluğumda bir erkeğin eline dokundum ve hayatımda ilk defa aşık oldum. O insan bilmiyordu ama platonikti. Bardaklarımda, yatağımda, evimin her bir köşesinde onun fotoğrafları vardı. Ama o bilmiyordu. Platonik yaşadım. Ben de şeydim, kiloluydum ben. Bu pandemide ben 18 kilo verdim. O aşık olduğum insan beni pandemide gördü. Normalde arkadaşım beni beğenmiyordu. Aşık olduğumu da bilmiyordu. Ama bendeki değişimi görünce ondan da bir duygu aldım. Sonra ben bitirdim. Bende olan onu bitirdim. Çünkü her şey insanın şeyi değilmiş, görünüşü. Karakteri, duruşu, sana verdiği ilgi, sevgi bu değil. Yapmacıklık. Tercih ettiği kişi her yeri estetik, yapmacık, öyle bir insandı. Sonra dedim ki hani demek ki bu hayatta gerçekçi olmayacaksın, sahte. Sen ona onun isteyebileceği bir görüntüyü verdin. İlk kez duyguna karşılık aldığında da bunu sahici bulmadığın için gittin. Evet. Oradan. Dedin ki ben büyüdükçe annemin korktuğu şey oldum. Evet. Ne demek bu? Annemin hep kınadıkları, gözüne battıkları, hep söyleyip dile getirdikleri yanında oldu. Kendi evladı oldu. Sadece şu an tek isteğim, eğer bir gün hani bu hayatta biliyorsun hani görüyorsunuz, ölen de çok, herhangi bir köşede öldürülen de çok, yani neyine getireceğini bilemeyiz. Tek çabam çocuklarım. Babasının veremediği şeyi ben onlara vereyim. Onlar için çabalıyorum, onlar için ayaktayım. Çocuklarımı alabilmek için. O kadar onlardan bahsederken hem özlemin hem belki biraz tamamlayamadığın o süreç için mahcubiyetin hem de sevgin belli oluyor ki. Bunun için bunca insan izliyoruz. Ben de karşındayım. Gerçekten bu senin için çok eksik bir yer olduğu için bir annenin çocuklarına ama en önemlisi çocukların büyürken anneye, beraber açılan yaraları sarmak için bile anneye ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz için burayı tamamlamanı, çocuklarınla olmanı canı gönülden diliyorum. Ve baban, o da başka bir yerden bir yara gibi.
Sanki orada kapanmamış kapılar zaten sen de söylüyorsun. Onun sabrını anlatırken ki beden dilin, ona düşkünlüğünü anlatırken ki yüz ifaden buradan da görülüyor. İki ayrı kuşaktan, başka yerlerden tamamlaman gereken hikayeler var gibi orada. Hayalin ne Melis? Çocuklarından da bahsettin. Mesela bundan 10 yıl sonra senin nasıl bir hayatın olsun? Çok şey istemiyorum. Yani bu yaşıma kadar da zaten istemedim. Bir evim olsun. Çocuklarıma sunabileceğim bir hayat olsun. Bir de küçük bir dükkanım olsun. Onlar küçükken bunları yapayım. Büyüdüklerinde beni orada görmesinler istiyorum. Bu alemde bir parçan kalmasın. Evet. Onlar büyüdükleri. Yani çocuklarımı alıp buradan uzaklaştırmak, ayrı yerde güzel bir gelecek kurmak istiyorum onlara. Onlar için çabalayacağım bundan sonra. Onları alabilmek için. Yani tek hayalim bu. Ve bunda şey yaptım, hırs yaptım, sinir yaptım. Ve çok özledim. Ya anne kelimesini özledim. Bütün bir ülke, kaç kişi izlediysek o kadar kişi, bütün sahiciliğinle duyduk seni. Yargılar biraz aralansın istedik. Sen burada olduğun gibi ol. Bütün kalıplardan, yaftalardan, etiketlerden, ön yargılardan bağımsız. Anlattın kendini ve özlemini de. Bence en temel yer orası. Onlara olan özlemin, çocuklarına. Geldiğin, anlattığın, belki kafamızdaki belli başlı kalıpları da kırdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim yanımda olduğunuz için.